Arkadaşlar bildirim geldi. Vlog kanalı şu anda 200,2. Pardon, ne 200'ü ya? 20,2 olmuş yani. 20.200 aboneye ulaşmış. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bugün biraz yorucu geçti. Ya Fikret'in yanına gittim. Aslında çok da bir şey yapmadım ama dosya yazıyorum. Belki izlemişsinizdir kesit alıp koyduysam. O dosyanın yazımı çok uzun sürüyor. İkinci derece denklem videosu hazırlayacağım. Düşünün. Sadece 3,5 sayfa yazı yazdım. 2 gün geçti. 2 günde 3,5 sayfa. Öyle bunu tabii Sena'ya yollayacağız. Sena düzenleyecek. Geri gönderecek. Bayağı süreç var. Neyse bir yarım saat kadar daha burada çalışmayı düşünüyorum. Sonra salona gideceğim. Ablamla birlikte GTA'da yarış yapacağız. Seyit yapmak istiyordum da bence bugün de kalsın çünkü bu sınav haberinin üzerine hemen patır kütür video atmak istemiyorum. Enerjim de yok çok fazla. Biraz canım sıkkın benim de. Ben teşekkür ederim 20.000 için. 20.000,2 için. Bazı bir şekilde artık 50.000 oluruz. 50.000'e söz verdim ha. Bak 100.000'e sözüm var. 50.000'e sözüm var. 100.000'e Caner'in sözü var. Bir sürü sözler var arkadaşlar. Hatırlatın artık onları 100.000 alınca. Daha çok var yani olana kadar da işte. Üzgün müzik koytunç buraya. Arkadaşlar Yağmur'un haberi yok. Ben şimdi hemen bu vlog kameramı toparlayayım. Size de ne olup ne bitiyor hemen anlatayım. Şöyle hazırlanıyorum. Şurası kötü. Şurası iyi. Şimdi dinleyin. Biz bugün annemlerle aslında anneannem gide falan gidecektik. Öyle planlanmıştı. Fakat evin ortamı çok iyi olmadığı için hani ruh halimiz falan filan söyleyeyim genel olarak. Anlayın siz. Üst kapalı söylüyorum. Dolayısıyla çok gidilmeyecek gibi duruyor. Ben de dün Yağmur'la konuşurken ikimiz de böyle hiç alakası yokken şey dedik. Biz yarın anneannem gide gidebiliriz. Tam da ben onu yazarken o da dedi ki yarın kütüphaneye gidelim mi? Kendisi çünkü kütüphane ortamında çalışmayı çok seviyor. Hep de gitmek istediği bir yerde aslına bakarsanız. Ben de tam onu yazarken direkt iptal olmuş oldu. Fakat bugün gidemeyeceğiz gibi görünüyor. O yüzden Yağmur'a da bunu söylemedim. Ben de Yağmur'a yine sürpriz yapacağım. Öyle planlıyorum, hazırlanıyorum şu anda çünkü o birazdan çıkacak. Çok hızlı bir şekilde yemek ısıttım, hemen yemek yedim. Hiç beceremediğim şeyleri yaptım. Hemen sofrayı hazırladım, ettim. Bir görseniz ya 15 dakikada hazırladım, yedim. Öyle gidiyorum şimdi. Ya gideceğim birazdan daha doğrusu. Bunları hazırlıyorum. Çantamı koyacağım. Çalışacağım. 3-5 tane konu vardı. Onları koyacağım. Bakalım sürpriz yapmaya çalışacağız yani. Şu boktan avizeyi de umarım bir gün değiştiririz. Annemler de dışarı yemek yemeye gitmeyi planladılar. Ablam zaten hafta sonu hep ablamın şeyde geçiyor. Bu cezaevinde görüşmeleriyle geçiyor. O yüzden işte ben de iyi oldu aslında. Yağmur'a sürpriz yapmaya gidiyorum. Bakalım nasıl yapacağım, nasıl olacak. Hiçbir şey çaktırmadım. Zaten yeni, ben de yeni planladım gideceğim. Yani çaktırmamalık bir şey de yok ama çok spontane gidecek. Hadi gidiyorum. Ben geldim. Yağmur'un haberi yok. Zannediyorum ki anlamadı benim geldiğimi ya da ona böyle bir şey yaptığımı. Umarım buradan çıkar. Biraz da yorgunum dedi. Tek başıma gidemem. Az daha dedi ki Kızılay'a mı gitsen? Ben dedim Kızılay'a gitme. Niye gitmeyeyim falan yaptı. Belki çakmıştır geleceğim ama neyse umarım buradan çıkar. Ben şimdi geldim bekleyeceğim onu. Bir 5-10 dakikaya gelmesi lazım buraya. Havaya kandım arkadaşlar. Sıcak görünüyordu. Sıcak görünüyordu. Dondum ya. Bu nasıl hava? Gerçekten çok üşüdüm şu anda. Yağmur henüz gelmedi. Bekliyorum. Nereden çıkacak acaba? 2-3 çıkışı var da buranın. Umarım buradan çıkar. Yoksa çünkü çıktım dediği zaman ben böyle allak bullak olacağım. Sağa sola koşturacağım. Herhalde bir 5 dakikaya falan gelmesi lazım. 3-4 dakikaya gelmesi lazım. Eğer tahmin ettiğim metrodaysa. 800 metre sonra 54 caddesi üzerinde sola dönün. Ben hiç anlamıyorum senin geleceğini zaten. Söylemez mi? Ya bari fotoğrafını atarken şunu çıkar hani tek kolunu falan bir indirelim. Ablamın kartından annem faturaları bildiriyor. İkiye bankamatikten de denedim yanındaki çocuk küfredince anladım ki ikisi de bozuk. Yürüyoruz şimdi. Gideceğimiz kafeye doğru. Bura nerede? Yeri mi yapıyor? Bilmem garip duruyor. Bak. Şey, sushi falan, noodle var. Aa, yeni açılmış. Tamam, açılsın gidelim. Anlaşalım. Noodle seven ben. Bak, bulka pilavlı sana dedim. Oha. Aa. Hayat kurtmuş. Sen su 3 katlı arkadaşlar. Sanırım en büyüğü bu Ankara'daki. Ben bayağı kalabalık. Ay ben şey, kütüphaneye geldiğimde öyle değil. Çok boş ve güzel görünüyordu. Pazar diye herhalde. Evet. Bu yolda bisiklet sürmeyi çok seviyorum ben buradan böyle. Nasıl bisiklet sürmeyi sevebilirsin acaba? Tadı orada sevgilim. Getirdim balımı. Yağmur getirdi arkadaşlar. Co-pilot olarak her zaman harita işleriniz
falan falan hepsi mekan bulma, yer bulma hepsi Yama Hanım tarafından. Halbuki en korkak benim. Yama Hanım tarafından halledilir. Umarım yer vardır, güzel bir şekilde otururuz. Şey zaten bu bina tamamen onların sabahı. Bilmiyorum. İzin alabilirsem de kayıt için izin isteyeceğim. Yani burada bir site bitmiş çekebiliriz. Kameramı koydum zaten. Bye. Vlogception. Gel kenara. Ben anlatıyordum balım. Alıştınız ama mı? Her zaman çaktırıyorsun. Tipinize bir bak. Kahvelerimizi aldık. Burası sessiz salon. Bardak da veriyorlar. Ortam sessiz olsun diye ben buraya oturttum. Zaten üst kattaki yeri beğendim. Boş olsa birazcık üst katta cam kenarı çok güzel. Şu taraftaki cam kenarı. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Telif yiyebilir bu. Yani buradaki sınıf bitim videosu direkt sıfırlanabilir. Direkt yerse. Kapatın. Klasik müzik açabiliyor mu? Tunç Kurt matematiğini oynatmaya sesinden müzik açtıralım arkadaşlar. Bu orijinali değil. Olabilir. Sıkıntı değil. Neyse biz geldik şimdi. Girişte 20 lira para ödüyorsunuz. Burada yanlarca girişiniz 20 lira. 20 lirayı verdiğinizde 2 tane içecek alabiliyorsunuz. Ondan sonra kalıyorsunuz. 20 liraya değil. 1 20 lira, 1 içecek. Tamam işte. Ha, 20 lira bir içecek. Yani kişi başı 20 lira bir içecek. Pardon. Ben şimdi sıcak çikolata aldım. Sizin için 200 derece denklem modları hazırlıyorum. Onları hazırlayacağım. Biraz da ders çalışacağım. Arkadaşlar geçen yok 3000 izlenmiş. Bak az izleniyor. Az izleniyor, kızacağım. Ben de bir şey yapmadığın için az izleniyor. Kızım sonda sen varsın. Ama sonda... Başta mı olmalısın? Hepsinde ben olmalıyım. Bu olarak kalsın başlarım. Ya iyi bence. Değil mi? Biraz bir içime sinmedi. Bir tık ama. Yok canım. Bu sefer okey. Çocuk işçi gibi kullanıyorsun beni. Arkadaşlar çantasına bakın. RCY2'den 15 ya da 20 liraya almış. Çok tatlı çanta. Şey, market çantası olarak da kullanılıyor. Burası birinci katı. Neyse bir toparlanalım, çıkarken anlatayım. Yama Hanım bir giyinsin. Burası sesli salon. Yukarıda da sesli salon var. Burası birinci kattı, bir üstü de var. Orası sessiz salon, Yama dedi zaten. Biz şimdi çıkıyoruz. Neredeydik? Yanında çekeyim mi kafamı? Olur, çek. Evet. Ve bakın, yanı kütüphanedeydik. Burası Bahçeli Şubesi. Teşekkür ederiz tüm çalışanlara. Aradın mı? Yağmurla yemek yedik. McDonald's yedik burada. McDonald's varmış. Hava soğuk arkadaşlar. O yüzden iyice kapattım üstümü. Şimdi dönüyoruz. Şapkanı örtsene. Örteceğim. Örteyim hatta. Biraz çekiştiriyor da şapkamı örtünce. Kolumdan çık istersen. Şimdi saat kaç oldu acaba? Çalıştı, testlerini çözdü, ben de çalıştım. Size anlatacağım şeylere çalıştım. Diyorsanız ne çalıştım? Üçüncü dereceden denklemlerin ikinci derece denklemlere indirgenmesini çalıştım. Hadi bura çok kalabalık. Ben de çok basit. Silersen inmiş olur. Wow! Yeah. Wow! Bu koy buraya Tunç, üşenme. Wow! Bugün 14 Şubat, Yama'ya geldim. Hediye medya bizde yok arkadaşlar, öyle özel günleri sevmiyoruz. Sadece böyle bir gelip bir selam vereyim istedim. Sonra dedim ki makarna yaparsan makarna yeriz. Hani hep bilemediğim için yüzüme vuruyor ya. Dedim makarna yaparsan yeriz. Öyle şimdi Michael'ın havlamasını duyacaksınız. Duyuyorsunuz. Senin kanalına 100. konuk oluşum. Bu pijama. Yağmur.
hayvan sevgisi adlı videomuz. Yalnız televizyonu çekmem lazım. Ya yani maymun, ne yapıyorsun? Dur bir de. Hey. Dur be dur, yavaş da yarın burada. Pişt. Ya döverim bak seni. Michael! Allah'ım ya, hep ben kediyle oynarken geliyorsun. Yağmur yaptı makarnamızı. O da orada kendi kendine bir şeylere didiniyor. Orada oynuyor işte, kendi kendine oynamaya çalışıyor. Sinan ha, burada çok bu hali Selena'daki gibi ve çok güzel. Ama bak telif yiyecek ya. Ya yaşlandı diye sanırım. Ya hamile falan değil miydi bu çocuğun? Onun çocuğu bacağının yarı boyuna geldi balon. Şey, kendi söylüyor. Ya ben ne diyorum, video vermiş. Tunç kırp. Yani bu adamla birlikte olarak dünyanın en iyi Arda'dan sonra. Çifti mi? Beğeniyor çok musun sen? Çok şanslı bir kadın. Niye şanslı? Bu adam dünyanın en iyi, en kibar, en ileri görüşlü, en sayamıyorum bile. Adam çok iyi bir adam yani. Kenan İmirzalıoğlu'dan bahsediyor. Bence buna benden bahsediyor. Cinsizli kapat. Ağzım ayağım aç. Ooo! Balıma bak. Ne ya? Gözlüğüne eşitsin.